Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli seyircilerimiz, değerli arkadaşlarım. Kur'an öğreniyorum programımızın tecvid uygulamalı bölümünü Vakıa suresinin son iki sayfasıyla devam ediyoruz. Cenab-ı Hak kolaylıklar ihsan eylesin diyor ve dersimize başlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, geçen dersimizde Vakıa suresinin birinci bölümünü bitirdik. İnşallah bu dersimizde de İkinci bölümünü ve tamamlamış olacağız bu bölümle Vakıa suresini. Bundan sonra bir bölümümüz kalacak. O bölüm de inşallah sonuç bölümü olacaktır. Bu sahifede çok önemli hususların olduğunu ifade etmiştim. Ayetlerin yeri geldiğinde inşallah sizlere onları ifade edeceğiz. Dilimizin yettiği kadar. Şimdi öncelikle bir defa bir başlayalım değil mi? Bir istiaze ve besmele ile şöyle bir dersimize bir başlayalım. Derse bir giriş yapalım. Ondan sonra inşallah devam ederiz. Evet. Hep beraber. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Thümme innekum eyyühe'l-dâllûnel mükezzibûn. Evet. Thümme innekum eyyühe'l-dâllûnel mükezzibûn. Sayfa olarak değerli seyircilerimiz, eğer sayfa Kur'an-ı Kerim'den bulma zorunluluğu olursa 534. sayfa. İki sayfa ön ve arka olabilir. Evet, ona göre bulup takip edebilirler. Evet. La akilune min şecerin min zakkum. Evet. La akilune min şecerin min zakkum. Zakkum ağacı diye bir ağaç vardır. Malum o sık sık kullanılır. Aynı zamanda zakkum acı bir şeyi de ifade eder. Dolayısıyla burada da ifade ediliyor. Evet. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Evet. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Evet. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Evet. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Güzel. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Evet. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. Bakın burada da bir ayın secavendi var yine. Yani ayın vakfı var. Burada kaldık, durduk. Ne demiştik burada arkadaşlar? Eğer herhangi bir yerde bir ayın secavendi görüyorsanız orada rükû secavendi vardır demektir. Yani burada namaz kıldıran insan veya namazda okunuyorsa rükûa gitmek evladır. Bir de konu başlığı demektir. Yani surenin içerisinde yine başka başka konu başlıkları vardır ama kendi içinde. İşte bu kendi içinde bir başka konu başlığıdır ki ve buradan aşağıya gerçekten oldukça mana yüklü ve adeta bizi ikaz eden, bize vurgu yapan, hem yaratılışımıza, kendi kendimize dönmemize, kendimizi anlamamıza, kavramamıza işaret var. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. Yani o meniyi anne rahmine kim koydun? Siz o meniden meydana geldiniz. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. O küçücük meniden yaratılan insanı siz mi yarattınız, ben mi yarattım yoksa hadi bakalım, söyleyin bakalım gibi vurgular var. Evet, onlara dikkat edin ve burada birkaç tane geçecek bu eferaytum matumnun kavramı ifadesi. Evet.
Enferâeytüm mâ tümnûn. Hep beraber. Enferâeytüm mâ tümnûn. E'entüm tehlukûnehu em nahnul hâlikûn. Evet. E'entüm tehlukûnehu em nahnul hâlikûn. Nahnu qaddarnâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bimesbûkîn. Evet. Nahnu qaddarnâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bimesbûkîn. Güzel. Alâ en nübeddile emthâlekum ve nünşi'ekum fîmâ lâ te'lemûn. Evet. Alâ en nübeddile emthâlekum ve nünşi'ekum. Dikkat ediniz. Harekeye dikkat ediniz. Evet. Ve nünşi'ekum. Bir daha hep beraber. Ve nünşi'ekum fîmâ lâ te'lemûn. O kadar hassastır ki Kur'an kaideleri, bir hareke deyip geçmeyiniz, bir harekeden birçok mana çıkar ve bozulur. Yani müfred olur, marife olur, nekri olur o harekeyle beraber. Onun için yani hareke kelimenin aslına da efendim tesir ettiği için ona dikkat ederim. Meçhul olur, malum olur, değil mi? Bunlar önemli. Evet. Ve lekad alimtumun neş'etel ula felevla tezekkarun. Evet. Ve lekad alimtumun neş'etel ula felevla tezekkarun. Enferâeytüm mâ tahrusûn. Evet. Enferâeytüm mâ tahrusûn. E'entüm tezra'ûnehu em nahnu'z-zâri'ûn. Evet. أأنتم تزرعون